He, he, hu. He, he, hu. Kalın ha değil ya da ha değil. En güzel örneklerde göreceğiz. He, he, hu. L harfimizle birleştiriyoruz H'yi. Hel. Hel. Z, H, B. Z, H, B. Zehebe. Hel. He, hi, hu. V harfimiz. V, vi, vu. V, vi, vu. He, hi, hu. Hu ile V'yi birleştiriyoruz. Huve. 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 İngilizce'deki he gibi o anlamına geliyor. Erkek için kullanılıyor. Hiye. Y harfimizi iki noktasından tanıyoruz. Hiye. Huve. Hiye. Yine Y harfimiz burada. Yuvarlakla birleştiriyoruz. Keyfe. 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 M ve T harfleri Mete. Mete. Mete'nin yanına, T'nin yanına bu işareti olmayan, iki noktası olmayan, bu da Y harfimiz. Bu yok, bu noktasız Y, buradaki ve buradaki noktalı Y. Bu noktasız harfimiz gelince uzun olarak okumamızı sağlıyor. T harfini uzatmamızı sağlıyor. Mete, meta. Mete, meta. Bunun gibi üç tane harfimiz var. Elif, vav, ye. Bunlar bize uzatma görevi yapıyor ama her zaman değil, bazı durumlarda. Mete, meta. Peki biz ne zaman anlayacağız? Uzatacak mıyız, uzatmayacak mıyız? İşte bunu okurken, dinlerken, görürken o zaman anlayacağız. Örneğin bu meta ne zaman demek? Bu metayı hep bu şekilde yazacağız. Mete diye yazmayacağız yani. Ne zaman manasına geliyor? Meta. Rabbe. Şimdi buradaki bu işaretimiz bizim buna şedde diyoruz. Üzerindeki harfi iki kere okumamızı sağlıyor. Örneğin bu işaretimiz olmasaydı Rab diyecektik. Şu şekilde örneğin yuvarlak işaretimiz olsaydı Rab diyecektik. Rab deyip duracaktık. Ancak bu şedde işaretimiz bize bu harfin iki kere okunacağını söylüyor. Rab diyoruz. Bir şey daha söyleyeceğiz. Bu da işarete göre. Eğer üstte ise işaretimiz Rabbe. Rabbe. Bir sonraki örneğimizi zaten işaretimiz aşağıda. Rabbi. Rabbi. Demek ki bu işaretimiz şedde işareti bizim iki kere okumamızı sağlıyormuş. Rabbe. Rabbi. Burada da kurdele gelmiş. Rab bu. Rab bu. Rabbe, Rabbi, Rab bu. Burada ise çift kurdele işaretimiz var. Rab bun. Rab bun. Rabbe, Rabbi, Rab bu, Rab bun. Zaten başka da alternatif kalmadı. Üst çizgi, alt çizgi, kurdele ve çift kurdele dediğimiz işaretimiz. Rabbe, Rabbi, Rabbu, Rabbun. Buraya kadar bir tekrar edelim. H harfimizi kendimizi zorlamayacağız. Normal zaten ismine de güzel H diyorlar. Ha değil, ha değil. H harfimiz. He, hi, hu. Hel. L harfiyle birleştirmişler. Hel diye okuyoruz. Burada zehebe. Z, he, be. Z, he, be. V harfimiz. V, vi, vu. V harfimiz. V harfimizi hu ile birleştirmişler. Huve. O demek İngilizce'deki he'nin karşılığı huve. Huve. Hiye. Hiye. Bu da she'nin karşılığı oluyor İngilizce'de. Bayan için o demek. Huve ve hiye. Y harfimizi noktalarından tanıyoruz. Keyfe. Keyfe. Mete. Mete. Mete'nin T harfinin yanına Y harfi eklemişler. Bu sefer uzatıyoruz. Y harfi geliyor, uzatma görevini yapıyor. Meta diye uzatıyoruz. Üç tane böyle uzatma harfimiz var. Elif, Vav, Y. Bu harflerin kendi dışlarında ayrıca bir görevi daha var. Bu da uzatma görevi yapıyor. Şedde işaretimiz üzerinde bulunduğu harfi iki kere okumamızı sağlıyor. Rab, B. Rab,
B. Rabbi. Rabbi. Kurdela. Rabbu. Rabbu. Son. Başka bir alternatif de yok zaten. Rabbun. Çift kurdele. Rabbun. Rabbu. Rabbuke. Rabbuke. Arapçada isimlerin sonu daima çift kurdele işaretiyle bitiyor. K harfi Arapçada senin manasını veriyor. Rabbuke, senin Rabbin. Rabbuke, Rabbuke, Rabbuke. Rabbukum, Rabbukum, Rabbukum sizin Rabbiniz. Kum sizin manasını veriyor. Rabbukum, Rabbukum. Rabbuna, Rabbuna, Rabbuna. Na da bizim manasını veriyor isimlere. Bizim Rabbimiz. Rabbun, Rabbuke, Rabbukum, Rabbuna. Ente, ente. Ente sen demek. Enti bayanlar için sen demek. Ente, enti. Ente, enti. Ente Mevlana. Na iki bizim manasını veriyor. Beytun, Rabbun gibi isim. Çünkü sonu çift kurdele ile bitmiş. Beytun. Beytuke. Beytun ev. Beytuke senin evin. Beytukum. 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 Sizin eviniz. Beytuna. Beytuna. Beytuna bizim evimiz. Eyne. 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 Nerede demek? Eyne. Eyne beytuke. Eyne beytuke, eyne beytukum, eyne beytukum, tu, tü değil, beytukum, Umut'un u'su, ü harfi yok Arapçada. Eyne beytukum, Rabbun, beytum, Rabbun, y harfi, beytun, halun. Burada da yine elif var, elif işaretimiz uzatıyor. Halun, halun. Buradaki neydi? H'ydi. H, H. Buradaki biraz daha böyle ha, ha. Rabbun, beytun, halun. Bunların hepsinin isim olduğunu söyleyebiliriz. Niye? Çünkü sonları bu şekilde çift kurdele işaretimize bitmiş. Keyfe, keyfe. Keyfe halukum. Keyfe halukum. Keyfe halukum. Keyfe haluke. Keyfe haluke. Keyfe halukum. Keyfe haluke. İn. 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 En. En. Ente. Ente. Enti. Enti. Entum. Entum, ha, ha, hı, hı, hu, hu, ha, hı, hu. Bunu en güzel örnekte anlayacağız. Nahnu, bunu iki kere yazdım bu kelimeyi. Çünkü buradaki ha harfi gözükmüyor. İki farklı yazı stilinde yazdım. Bu şekilde biraz daha net gözüküyor bu ha harfi. Nahnu, nahnu. Nahnu, entum, ha, hı, hu, nahnu. Nahnu söylerken bu ha harfini gayet iyi çıkaracağınızı eminim. Nahnu, nahnu. Kelimeler arasındayken biraz daha güzel oluyor. Meta, t'yi y harfi uzatıyordu. Meta, ne zaman demek? Meta, zehebe, meta zehebe, meta zehebe. İle, eyne, ile, eyne. Buradaki harfimizde yine y harfimiz var. Üzerine bu işaretini koymayı unutmuşum ben. İle eyne. İle eyne. Bu da nereye demek? Bu işaretler olmadan da insanın gözü göre göre alışıyor. İle eyne. İle eyne zehebe. İle eyne zehebe. İle eyne zehebe. Hel zehebe. Hel zehebe. Naam huve zehebe. Naam huve zehebe.
El zehebe, neam, huve, zehebe. Ayn harfimiz bu. İçi dolu bu ayn harfinin. F harfinin burada görüyoruz. F harfinin böyle bir güzel bir kuyruğu var. İçi boş. Ayn harfi ise içi dolu. Neam, huve, zehebe. Keyfe, zehebe. Keyfe, zehebe. Evet, başarılar, çalışmalarınıza başarılar diliyorum.